Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet bugün gündemin konusu tabii ki Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor. Trabzonspor hem ligi hem de kupa hem ligi kazanmayı başardı. Açık ara zaten şampiyonluğa gitti. Öncelikle o zaman tebrik etmiştik. Yine tebrik ediyoruz. Süper Kupa'da da gerçekten son yılların en iyi futbolunu oynadı diyelim. 4-0 yenmeyi başardı. Her zaman 1-0, 2-0'lık sonuçlarla sonuçlanıyordu. 4-0 yenmeyi başardı. Cornelius zaten bu maçın da yıldızıydı. 37. 50, 57. dakikalarda maçın farka geçmesini sağlayan futbolcu diyebiliriz. 64'te Larsen, 76'da de zaten Bakasitas'ın penaltısıyla Demirburgu Sivas Spor'u 4-0 yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Sivas Spor yalnız beklenen futbolu göremedik. Yani kupada oynadık da Kayseri Spor karşısında oynadığı futbola bakıyorsunuz. Tabii Trabzonspor karşısında o futbolu oynayabilir mi? Oynayamaz mı? Onu bilemem ama şöyle söyleyeyim. E, oradan çok uzaktı. Bu Sivas Spor böyleyse ligde ne yapacak? Bakalım göreceğiz. Ama toparlanır diye düşünüyorum ama Sivas Spor'un gerçekten yetersiz bir futbol gösterdiğini gördüğünü gösterdiğini görüyoruz. Gol dahi atamadı. Yalnız Ali Şaşal bir de penaltı kurtardı. Emirhan Gedikli'nin attığı penaltıyı 96 8'de Vardan dönen bunu da kurtarmayı başardı Ali Vural Şaşa zaten gerçekten iyi bir kaleci ama iyi bir kaleci dört tane gol yer mi o da ayrı bir konu da e, şans bilmiyorum işte. Yani şöyle bir baktığınız zaman işte istikrar diye bir şey söz konusu olmadığı için takımlarda ne yazık ki Süper Kupa'ya yakışan şeyi sonuca giden Trabzonspor oldu. Sivasspor'da bir varlık göremedik. Tabii e, Trabzonspor oynatmadı diyelim ya yani tabii e, şey farkı diyorlar da ben ona inanmıyorum. Yani futbol oynanınca kazanan ya da bütün sporlarda çalışmadan, terlemeden böyle emek vermeden kazanma ihtimaliniz eskaza. Yani şansınız çok yaver gidecek. Yani son dakikalarda bir gol atacaksınız, kazanacaksınız ancak öyle olur. O da o her zaman olmaz. Yani bir kereye mas olur. Ama diğer tarafında yani şöyle söyleyeyim dahilin yüzde bir akıldır yüzde 99 terdir. Onun için öyle çalışmadan şey çaba göstermeden bir yere gelemezsiniz. Trabzonspor'da zaten kurulu düzen devam ediyor. Daha iyiye gitmesi için. Ama şöyle bir düşüncem de var. Onu da söylemekte yarar var. Bu futbol Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar götürür? Bunu görmek lazım. Bu futbol tabii Sivas Spor karşısında evet 4-0 galipsiniz ama Şampiyonlar Ligi'nde bu, bu kadar gelir mi? Hiç gol yemeden bakalım Uğurcan'a çok iş düşecek. Gerçi Uğurcan işini çok iyi yapıyor. Ama Şampiyonlar Ligi Hatay affetmeyen bir Avrupa arenası bambaşkadır. Onun için herkes bunun farkında olarak devam ederse başarı da gelir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey senin Bu kez Avrupa başarısı gelince ligde takımlar düşüyor. O da ayrı bir konu. Her iki kulvarda başarılı gidebilecek mi? E, tabii kadroyu ona göre kurmaya çalışıyorlar ama bu ne zamana, nereye kadar gider onu hep beraber göreceğiz. Ama görünen şu anda o Aham Şami futbol, e, tabii Sivas Spor'u ölçü olarak alalım, almayalım. Bütün mesele orada Avrupa'da neler yapabilir. Ama Süper Kupa'yı kazandığı için Trabzonspor'u ayrıca tebrik ediyoruz gerçekten. Görevini yapmış oldu öyle diyelim. Demir Grup Sivas Spor'da görevini yapamayan olarak yazılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bakalım e, Lig başlıyor başladıkların sonra geçer takımda başarılar diliyoruz ama e, şöyle baktığınız zaman da Trabzonspor şu anda gene, liginde favori takımlarından biri olarak görünüyor geçen sene kaldığı yerden devam eder ligde diye düşünüyorum ama tabii Şampiyonlar Ligindeki maçlar Trabzonsporu ne kadar etkiler onu hep beraber göreceğiz. Evet e, bu, bu buna Süper Kupa de bu kadar herkese iyi günler diyorum sağlık ve mutlu günlerin hoşça kalın.